Efendim, kimilerine göre ABD'yi korkuttuk, İsrail'i ürküttük, Yunanistan'ı çatlattık, kafiri dize getirdik, bir kez yine Viyana kapılarına dayandık, gençlerin ahlakını koruduk. Kimilerine göre ise hak ve özgürlükleri kısıtladık. Efendim, piyasada bu platformla iş yapan şirketleri zora soktuk. Evet, Instagram'ın kapatılması. Bugün vatandaşa soracağız. Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazır bir haberimiz var. Aa, hayırdır inşallah. 3-4 gündür Instagram kapalı. Valla Instagram kapalı. Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'e gireceğiz diyor. Biz Instagram'a giremiyoruz. Nasıl olacak bu iş? İsrail'e girer miyiz? Ya İsrail'e girer miyiz? Bak, biz Instagram'a giremiyoruz ya. Ne İsrail'e giriyorsun sen ya? Yani Instagram'a giremeyen bir millet İsrail'e nasıl girecek abi? Gücümüzü gösterdik mi? Gücümüzü yalandan gösterdik. Pinokyo her gün. 1,5 milyar Arap var. İsrail'in nüfusu 10 milyon. Araplar 1,5 milyar. 10 milyon İsrail'i 1,5 milyar Arap'a kök söktürüyor. Çünkü hepsinin paraları Amerika'da, hepsi Amerikan uşağı. Bu İsrail'in, İran'ın, yani bu gördüğünüz suikastlar, bu harekatlar hepsi bir Amerikan oyunudur. 200 yıllık bir program yaparlar. 50 tane başkan değişir ama programları değişmez. O yüzden Türkiye şimdi yani şov yapmasınlar. Aslında Instagram'ı da kapatmak bana göre bir gündem yaratmak. Neden? Emekliler, EYT'liler, çarşı pazar yangınları, alev yanıyor, insanlar kiralarını ödeyemiyor. Şimdi hükümet gündem yaratmak için milleti Instagram'ı kapattı. Varsa Instagram, yoksa Instagram. Ya hayatımız buna bağlı ya. Bir hafta 10 gün 15 gün olsun. Facebook'umuz var abi. Twitter'ımız var. Yani var oğlu var. O yüzden ya şimdi Instagram'ın kapalı olması gençleri çok üzüyor. Akşama kadar buradan ticaret yapan insanlar var. Bunlar büyük maddi kayıplar yaşıyor. Daha çok evinden iş takip edenler, kadınlar, gençler, yani şimdi 3-5 kuruş eline para götürenlerin bile ekmeğini kestirir. Yani olacak bir şey değil. Kuzey Vietnam öyle, Kore öyle, Çin öyle. Yani diktatörlükle yöneten bütün ülkelerde böyle. Tak dedim Instagram, guk dedim Facebook, hut dedim, yarın bir gün Facebook'un kesimine de malum. İkisi de aynı platform. Bizi aynı de kapatırlar belki. Ya bizi zaten kapattılar. Sen şimdi yurt dışına çıkarken fiilen kapalısın abi. Yurt dışı çıkış harçları, pasaportlar olmuş 10 bin lira. Kiralar olmuş 25 bin lira. Biz kapandık zaten Avrupa'ya. Dünyaya kaç kapandık? Almanya bizi kıskanıyor diyorduk. Vizeyi de kesti Almanya. Abi, Almanya bizi nasıl kıskanmasın ya? Adamlar da... Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir başkanları var mı abi? Sarayları var mı? 16 uçakları var mı? Gemileri, yatları, sarayları var mı? Şimdi Almanya bizi tabii ki kıskanacak ya. Yani dünyanın, yerkürenin en zengin cumhurbaşkanına sahibiz biz. Gurur duymalıyız abi. Okluk'ta saray, Van Gölü'nde saray, Beştepe'de saray, 16 tane uçak, cuma namazına 5000 koruma. Tabii ki kıskanacaklar abi. Gördükçe gücümüzü diyorsun. Yani görgüsüzlüğün dik arası Türkiye'de olduğu için adamlar biz niye böyle görgüsüz olamıyoruz diyorlar yani. Merhaba. Merhaba. Karşıdan geliyordun, umut evet. Verdin bana. Evet. Bu çocuğu abi. Konuşturmalıyım dedim. Konuşalım abi. Çok belli, çok dolu konuşacaksın. Konuşacağım da alınmayız inşallah. Alınmazsın, ya biz alınmayız yani. Efendim Instagram kapandı, Instagram'ın var mıydı? Vardı tabii ki abi. Instagram'ın DM kutusu açık hala. Açık. Abi, bakabilir miyim DM kutusuna? VPN... Evet, biri Instagram'ın DM kutusunu aç. VPN'le açıldı abi ama. Tamam, aç bakalım Instagram DM kutusuna bakalım. Yiğit sen. VPN'le aç. VPN'le mi aç? Tamam. Aç VPN'le ki girelim çat çat çat. Bir dakika. Açıyorum VPN'le abi. VPN'le Tayland'dan bağlan. Artık nereden giderse. Yo, Tayland'dan girelim. Benim kameraman hep Tayland'a gitmek istiyor. Ben an... Bağlandı galiba. Gir bakalım. Giriyorum. DM kutusu.
Evet, Instagram DM kutusunu açtı. Suude yazmış. Sen abi sakin ol. Evet, Suude ne haber yazmışsın. Abi sen ne yapıyorsun? Bir saniye hep yine Suude. Oraya girme, tamam oraya girme. Oğlum sen Suude diye bir arayışın mı var? Yok abi sen. Oğlum burada 3 tane Suude var. Ya 3 tanesi boş. Abi bir saniye. Suude. Abi özelimiz mi? Tamam, özeline bir şey demiyorum. Tamam girme böyle. Tamam, Nisa. Tamam saymazsın. Nur. Saymazsak Melike, saymazsak Berrak olmadı. Hepsine yazılmışsın bunlara. Ya yazma, yok yazılmadı. Instagram kapandı. Evet. Artık Queen yani ne yapıyorsun? Kime yazıyorsun? Kimseye yazamıyoruz abi. Vallahi. Ah. Instagram'ın kapanması hakkında ne düşünüyorsun? Yazıklar olsun kapatanlara. Ya böyle bir şey olmaz hayat ya. Hayat zor abi. Hayat zor. Çöktük ya, bittik. Instagram kapanınca hayat zorlaştı. Zorla. Neyin zorlaştı kardeşim senin? Instagram'da realsiz DM yok abi. Hikaye atamıyor. Canımı sıkılıyor. Aynen. Ne yapamıyormuş Instagram'da? Story. Story atamıyoruz. Realsiz diyemiyor. Realsiz diyemiyoruz. Ha realsiz. Realsiz diyemiyor. Ha. Aynen. Aynen. Ya böyle bir şey olmaz ya. Canımı sıkılıyor abi. Canını sıkılıyor. Aynen. Evde canım sıkılıyor diyorduk. Ondan işte. Ondan. Evet. İki genç kaç yaşındasınız? Ben 18. 17. 17. İkinizin cebinden kaç para açlık çıkar? Ah. Bakayım. Bakayım hiçbir şey yok, sıfır. Ha. Vallahi bende de hiçbir şey yok abi. Sıfır abi. Ekstazi falan yok değil mi? Yok. Yok, yok abi. Sende? Aha. Nasıl çek, bir tane çekirdek çıktı. Çekirdek çıktı. Çek oğlum şu çekirdeği. Çekirdek, bir evet. Tane çekirdek. İki gençten bir çekirdek çıktı. Evet. Daha da hiçbir şeyimiz yok. Gençler çok uyuşturucu kullanıyor diyorlar. Duyuyorsunuz mu? Biz onlardan değiliz. Biz onlardan değiliz. Allah'a şükür kullanmıyoruz bugün. Çekirdeğini de şöyle içini vereyim sana. Afiyet olsun. Sağ olun abi. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. İnşallah bir kez düzelir. Bitti. Düzelir mi? Düzelmez. Güzel. Başta giderse. Ben... Herkesin bir yurt dışı hayali var. Senin var mı? Vallahi benim yok. Burada burayı seviyoruz. Seviyorsun. Böyle yaşarım diyorsun bir çekirdekle. Yaşayamayız. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Merhaba. Bu kızı hatırladım ben. Günlük 300 lira kazanır. Bu 300 lirayı ruj alan bir kızdı. Geçen yılki röportajı. Öyle öyle. Instagram kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Aa neden? Kullanmak da istemiyorum. Ha, niçin? Boşver, ne gerek var ki? Ne gerek var? Yani. Sen kullanıyorsun. Kullanmıyorum. Ama TikTok çok mesin. Ha, TikTok'ta varsın diyorsun. TikTok'ta yokum, annem var. Annen var. Efendim sorumuz şu. Instagram'ı kapattılar. Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Kapatılsın ya, açılmasın. Boşver, gerek yok yani. Erkekler daha çok kız takip etmesin yani. Ya kızları takip ediyorlar diye. Evet. Ya hayır, bir şey diyeceğim. Kızı takip edecek olan her yerde takip eder. Ha evet doğru. Kızı bak. Allah bu sefer fiziki takip başla. Bırakın oradan takip etsin. Ben kullanmadığım için yorum yapmıyorum. Güvensiz bir erkek yani şey. Her yerden takip eder. Harika konuşuyorsunuz. Harika şeyler söylüyorsunuz. TikTok kullanıyor musunuz? TikTok kullanıyorum. TikTok'tan takip ederse kızlara bir şey olur mu? Allah muhafaza. Olmaz mı? Yani TikTok annem için kapanmasın ama erkekler için kapanabilir. Ha, kadın kadına kalalım diyorsun. Evet. Efendim kimileri de diyor ki TikTok'ta, Instagram'da gençler bir yerlerini açıyor diyor. Bir yerlerini mi açıyor? Öyle dedi. Ama kişiden kişiye göre değişiyor. TikTok'ta, Instagram'da açan yani her yerde açıyor. Evet. İlla. Bir insan içinde varsa o şey her türlü yapıyor. Harika konuştunuz, harika şeyler konuştunuz. Ben geçen sene de aynı röportajı yapmıştım. Daha yeni izledim yine tekrar o videoyu. Evet. Kitap okuyor musun? Ben okuyorum. Ben çok çok belli zaten senin okuduğun. Ne okuyorsun? Kitap. Evet. Ben okumuyorum. Ben eğitimle ilgileniyorum. Aa çok güzel. Umut verdin. Aşçılık stajı yapıyorum ama kitap da okuyorum. Gastronomi şu an çalışıyorum evet. Zaten. Ben sağlık okuyorum. Aa çok güzel. Umut verdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Harika iki genci de konuşturduk. Kendinize iyi bakın. See you. Bye bye. Kullanıyorlar doğru. Yalan mı? Orasını burasını açan mı dersiniz TikTok'ta? Yalan değil ama. Yalan mı? Ama yayınlayacaksın ha. Yayınlayacağım tabii yo, ki. Yo yayınlasın YouTube'da zaten. Ama gerçekten öyle. Şimdiki gençlere bakıyorum. Hiç adap kalmamış. Kaçmayın. Kaçmıyorum. Tamam. Sadece mikrofonu biraz evet. Fazla yakın tuttunuz ya o yüzden. Ama öyle yani benim görüşüme göre. Bu Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de de Instagram acaba kullanılıyor, hiç yasaklanmıyor. Oradaki gençler hiçbir yerini açmıyor mu? Onlar aynısını yapıyor mu? Aynısını yapıyor mu onlar? Türkiye gibi yapıyorlar mı? Türkiye'de gerçekten ileri gitti. Evli kadın kocasının yanında orasını burasını açıyor. Yani bunu da normal bir şey gibi karşılıyorlar yani. Bu nasıl bir şey? Ben anlamıyorum gerçekten. Dolayısıyla Instagram'ın kapandı. Ben gidiyorum hadi sana. Aynen. Bundan sonra açmaz mı millet? Yok Instagram açılsın ama düzgün kullanılmalı bence. Sosyal medya. Sensör mü takalım insanlara açıldığı zaman? Ya sensör değil de. Ya evli bir kadın mesela
Ne gerek var orasını burasını açıp para kazanmak için? O kadar alçalmaya gerek var mı? Evli bir kadın orasını açıyor diye bütün Instagram'ı düzgün kullananlara yasaklamak mı lazım? Bana göre evet. Aa, benim kameraman bu Instagram kapandığından beri biraz böyle bir sakinleşti. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani dediğiniz gibi sosyal medyayı iş için de kullanan var. Onlara biraz haksızlık oluyor tabii. Mesela oradan ürünlerini satmaya çalışan insanlar olabiliyor. Evet. O insanlar bir yerini açıyor diye bunlar bir şey satamıyor ama. Bu konuda katılıyorum size. O konuda evet. Doğru. Açılsın mı bir anlayamadım ben sizin şu anda fikrini. Ya doğru kullanılacaksa açılsın. Doğru. O zaman devlet bir yasa çıkarsın, insanların orasına burasına bir sensör taksın, takınca onunkini kapat. Benim demek istediğim aslında yanlış anlaşıldı sanırım. Ben şunu söylemek istedim. Hani şimdi çocuklarımız izliyor onları. Doğru muyum? Evet. Çocuklar onlardan etkileniyor. Bakın ben normalde sigara içen bir insan değilim. Orada her gördüğümüzü yapıyoruz artık. Sigara içmeye başlamış. Oo, başka bir şey görmediniz Allah'tan. Yok. Abi ya. Efendim kendinize iyi bakın. Siz de. Bir genç olarak harika fikirlerinizle bizi aydınlattınız. Teşekkür ederim. Nedir bu? Nereye gidiyoruz? Bu Instagram ne olur? Uçuyoruz. Diye uçuyoruz. Gidiyoruz diyorsun. Uçuyoruz. Yolu bucağı yok. Uçuyoruz. Aman Allah'ım. Evet. Instagram'ın kapatılması sizce? Ben zaten kullanmıyorum. Instagram'a ben bir şeyim yok ki. Yok. Çol çocuklarından hiç. Bekar mıyız? Yok evliyim. Instagram'ı kimileri de diyor ki ahlak için kapattık kardeşim diyor yani. Allah muhafaza. Instagram'da ben ahlaksızlık bir şey görmedim ki. Instagram'da. Görmedim ben. Ben kendi şeyimde görmedim. Evet. Nedir bu emekli durumu nasıl? Emekli durumu çok iyi ya Allah'a şükür. Emekli de uçar mı? Uçuyoruz işte. Ben orduluyum. Orduya gidemedim. Evet. Fındık toplamaya gideceğim gidemiyorum. Uçmaktan gidemedin. Biletler 2 milyar olmuş. Uçarak gidelim. 500 kilo fındık yapacağım. 50 milyar para yiyeceğim. Tuz var yenge mi? Yenge. Instagram'ı kapattılar. Kapatsınlar bir şey değil. Instagram. Açarlar. Önemli değil. Önemli olan devlet. Devlet. Tabii. Önemli olan devlet. Niye kapattılar? Niye kapattılar? İşte o şerefsizlerin yüzünden. Evet, benim ağzım açtı mı? Bir saniye. Durun. Çok önemli. Ben bir sefer Instagram. Gene. Ben bir dakika. Hı. Ben bir sefer gene burada röportaj verdim. Yayınlamadım. Atasöz yayınlayacağım. Yok. Instagram'ı kapatınca İsrail korkmuş mudur? Ya gözdağı vereceksin ya. Aman bütün Allah. Her şey İsrail'si. İsrail kim ya? Kim İsrail ya? Orta Doğu'nun aptallığının yüzünden İsrail bu meydana geldi ya. Bir tek Türkiye konuşuyor. Tayyip'ten başka kimse konuşan var mı? Tepki gösteriyor. Bak ayın 15'inde şeyi getiriyor Filistin'in başbakanı. Mecliste konuşma yapacak. Instagram'ı kapatınca ahlaki olarak da... Ya Instagram niye kapattı? Niye kapattı? Bana bir sorar mısın? Niye kapattı? Niye kapattı? Instagram? Soruyorum sana. İşte bu katalog şeylerin yüzünde kapattı. Anlaşamıyor. Adam istediği gibi hareket ediyordu. O da diyor ki kardeşim benim devletim ben başındayım. Bunları yapacaksın diyor. O da yapmıyor. Aynı şeyi anlaşamıyor. TikTok'a da uygulasa, Twitter'a da uygulasa. Ya yok öyle bir şey olmaz. Orada olmaz. Olmaz. Anlamıyorum. Ha niçin? Ya saçma geliyor. TikTok? Var. TikTok saçma gelmiyor. Yok ondan video izliyorum ama. Instagram'dan izlenmiyor mu? Ya Instagram'da çok boş konular var. Evet. O konular yüzünden kafam yarıldı. TikTok maşallah her şey var. Jeoloji var, bilim var. Her şey TikTok'ta. Ya var da işte ben daha çok TikTok'ta video izlemek için kullanıyorum. Öyle video atmıyorum yani. Kullanmıyorum onun haricinde. Efendim Instagram'ın kapanması hakkında bir genç olarak ne düşünüyorsunuz? Açılmasın. Gerçekten söylüyorum. 18 yaşındayım. Evet. Açılmasını da istemiyorum. Niye? Ne zararı var sana? Ya ne bileyim ya, benim bir işim yok Instagram'la. Ha senin yoksa açılmasın. Aynen. Çiğ köfte sever misiniz? Yok. O zaman çiğ köftecileri de kapatalım. Olur. Olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bana göre, rica ederim. Kendinize iyi bakın, merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Ömer Karslı'yım. Where are you from, nerelisiniz? Karslıyım ben. Karslısınız. Evet. Efendim Instagram kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Kapattılar. Normaldir abi, hayat şartları. Hayat şartlarından dolayı kapatıyorlar diyorsun. Tabii ki. Açılsın mı? Açılmasın. Böyle daha iyi bence. Neden böyle iyi? Abi ona bakarsan millet hepsi bozuldu. Millet bozuldu diyorsun. Tabii ki. Normalde bizim işlerimiz Instagram üzeri ama açılmasını ben şahsen istemiyorum. Batsam da diyorsun. Ne iş yapıyorsunuz? Ben evden eveciyim. Evden eve? Aynen. Nakliye? Nakliyeciyim. Instagram üzerinden müşteri alıyorsunuz. Evet. Ama diyorsun açılmasın. Açılmasın abi. TikTok'ta kapanırsın. Abi millet bozuldu millet ya. Millet bozuldu.
Evet. Neyi bozuldu efendim bu milletin? Abi gerek yok. Söylemesem daha iyi. Ahlaksızlık mı var diyorsun? Tabii ki abi. İnsanlar gayri ahlaki şeyler mi izliyor diyorsun? Aynen öyle abi. Gece saat 3-2 arası canlı yayına gir. Milletin şeylerine bakıyorsun, şartlarına bakıyorsun. Gerçekten yani şey olur. İkinci sorumuz, Google geçmişinize bakmak istiyoruz, mümkün mü? Mümkün değil. Niçin? Güzel ahlaksız şey olacak hali yok yani bu kadar öyle. Ondan değil abi. Neden? Mümkün değil. Mümkün değil diyorsun. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Güzel. Merhaba. Merhaba. Süpürgeliğinde şöyle bak kameraya. Oğlum bak git demeyeceksin değil mi? Yo demeyeceğim. Efendim Instagram'ı kapattılar. Şöyle geç oğlum açıdan al. Instagram'ı kapattılar. Kapatabilir. Kapatabilir diyor. Her önümüze şey kafasına estiğini kapatabilir mi? Kapatamaz. Instagram'ı kapatabilir diyorsun ama. Bilemem o. Bir vatandaş olarak Instagram'ın kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Ya normalde kapatılmaması lazım. Yani değil, değil. Değil diyor. Değil. Mesela mesela örneğini ben sana söyleyeyim. Diyorlar ki Temmuz'da enflasyon düştü. Hı hı. Değil mi? Madem sen sordun ben de sana abi, söyleyeyim. Sizi çok izliyoruz ya. Çok geleceğim size. Bak beni izleyenler çıktı. Geleceğim. Temmuz'da enflasyon çok güzel düştü. Çay ben köye yıllık hızına ayrıldım. Memlekete giderken çay 159 liraya aldım. Evet. Geldiğimde 199 lira olmuştu. Acaba bu Instagram kapatılıyor, kapatılıyor, bu kapatılıyor, bu hukuksuzluktan dolayı olmasın bu fiyat artışları? Olabilir. Olabilir diyorsun. Sen de aydınlattın bizi. Efendim merhabalar. Merhaba, biz sizi çok seviyoruz, çok takip ediyoruz sizi. Gerçekten. Beni sevenler varmış. Çünkü YouTube'dayız yani. Ay çok teşekkür ederim. Reklamları atlamıyorsunuz değil mi? Biraz atlıyoruz ama. Aşk olsun reklamları atlasan para kazanamayız. Bazen atlıyoruz ama o kadar olsun. Efendim Instagram'ı kapattılar. Evet ya çok üzüldüm. Keşke kapatmasalardı. Cehennemin dibine oldu. Evet yani alışmıştık Instagram'a ama zor oldu. Kimileri diyor ki Instagram kapandı, İsrail diz çöktü diyor. Vallahi o yorumlara hiç girmek istemiyorum gerçekten. Kendileri bilir, kendi aralarında olan bir şey. Para durumları nasıl? Para kaç çocuk var? Bir. Bir. İkiyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Maşallah. Efendim bir çocuğun aylık masrafı ne kadar sizin? Çok, gerçekten çok. Yani hesabı yok. Hesabı yok. Gerçekten yok. Her şey çok pahalı. Bir çocuk bezi ne kadar? Şu an 300-400 lira olması lazım. 300 lira deseniz içinde kaç tane falandı. Var? Efendim? İçinde kaç tane var? Ya değişiyor işte adetleri. Mesela herhalde 200 tane falan oluyor. 150-200 tane oluyor. 150-200 tanesi kaça geliyor? 450-500 liraya geliyor. Yani bir çocuk 100 tane olsa, 400 lira olsa? Tabii ki çok pahalı. Bir çiş 4 lira. Tabii ki. Aman Allah'ım akşama kadar 4 kere yaptım. Ama şu an Allah'tan bezden kurtulduk yani. Altına yapmıyorsun artık değil mi? Efendim UB Haber çocuk gelişimi hakkında da vatandaşı bilgilendiriyor. Yine öpücük at, öpücük at aşkım. Öpücük at kızım. Ha, çok güzel. Teşekkür ederiz. Efendim, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Takip ediyoruz, çok seviyoruz. Çok güzel. YouTube'dan bol bol takip edin reklamı rahatlamadan. Sağ olun. Oğlum Türk insanında para yok diyenler çektin mi? Param yok diyen yalan söylüyor. Evet. Dese dese para var. Çalışıyoruz alın teri. Evet. Yani çalışmayanların hali de ortada. Ortada. Devleti suçlarlar. Evet. Devleti suçlarlar işte. Suçlamayın oğlum şu devleti. Ha benim kameraman da suçluyor. Boşuna yani. Boşuna. Bu diyor ki. Her şey ortada. Dayı yokluk var diyor. Dayı yokluk var diyor. Ben onun dayısıyım. Yokluk var. Yok değil. Yok değil. Ama boş gezen bunu söylerse ayıp eder. Boş gezenler de zaten devletten yardım alanlar. Evet. Yardım alıyor. Her ay yardımını alıyor. Yiyeceğini içeceğini alıyor. Ondan sonra tekrar güzel ekonomi açıyor. Nankörlük yapıyor. Nankörlük yapıyor. Evet. Devlet efendim, ne de olsa para veriyor bana diyor, çalışmıyor. Çalışmıyor diyorsun. Kafelerimiz dolu görüyorsunuz. Bu kafeler ölçü müdür ekonomide? Efendim? Bu kafeler bir ölçü müdür? Sadece kafeyle değil bunlar. Gidelim bazı kıraathanelere. Şu an kumar da oynanıyor. Evet. Oynanıyor yani. Yine de yokluk var emekli diye. Emekli bol bol et alabiliyor mu, süt alabiliyor mu? Emekli. Emekli yönden haklısınız. Emekli daha öncesine göre şu anki aldığı düşük. Bunlar sevgili benim kameramanla bu kız. Bugün bir işe girseler 25 bu alacak, 25 de bu alacak. 50 bin lira, 25 bin liraya yakın kira verecekler 2+1 bir oturunca. Geri kalan 25 bin lirayla geçinebilirler mi? Alın terileri var ya hani. O şekilde geçinemez. Tabii bunda nasıl bir alın teri? Senin alın terin nasıl alın teri? Onu ben şey yapamadım. Bu
Bu kirayı devlet mi arttırıyor? Kiraları devlet artırmıyor diyorsun. Evet. Efendim köprülere, otoyollara, vergilere devlet %100'e yakın zam getirdi. Daha dün akşam haberlerde izliyorum. Adam yemin billah ediyor. Ben diyor evimi kiraya vermişim ama diyor 6 liraya vermişim. Yani diğerleri... Instagram'ı da kapattılar. Instagram'la benim hiç ilgim yok. Kullanmıyorum. Açılsın mı? Kimileri diyor ki hak ve özgürlüklerin kısıtlanması diyor. Yani açılmasın daha iyi. Aslında TikTok'u da kaldırsalar daha iyi. Her şeyi kaldıralım diyorsun. Yok ben TikTok'la Instagram'ı hiç istemiyorum mesela. Hiç istemiyorum. Yani her şeyi kaldırmayalım birkaç şey. Akşamdan TikTok'a böyle bir dolaştım. Ayıp acayip. Çoluk çocuğun eline geçiyor telefonlar. Yani 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her şeyi kaldırma.